Kocaeli'ye bağlı Gölcük, İzmit Körfezi'nin batı kısmında Bursa sınırında yer alıyor. Kocaeli il merkezine yakın konumda olan Gölcük, yaklaşık 160 bin nüfusuyla oldukça büyük bir ilçe. İlçe merkezi Marmara Denizi kıyısı ve İzmit-Yalova-Bursa Karayolu etrafında kurulu. Deniz Kuvvetleri Donanma Üssü'nün burada olmasıyla tanınan ilçe, tarihi miras ve tabiat güzellikleri bakımından da zengin bir kent. Gölcük'e bağlı Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki tarihi ev ve konaklar, ilçenin tarihi geçmişinin şahidi gibi. Yakın zamanda restore edilen ve turizme açılan tarihi yalı evleri, kültürel faaliyetlerin yanı sıra yeme içme mekanlarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde gerek mimari yapı, gerekse tarihi dokusu bakımından Osmanlı köyü nitelemesine sahip köyler bulunuyor. İlçeye bağlı Saraylı Köyü de bu özellikteki köylerden biri. Köyde Osmanlı sivil mimari özelliklerine sahip onlarca ev bulunuyor. Diğer Osmanlı köylerine göre daha az tanınan Saraylı Köyü, özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı olan bir yer. Köy, evleri, çiçeklerle süslü ara sokakları ve burada yaşayan halkıyla tam anlamıyla bir kültürel miras. Köyde pazar günleri burada yaşayanların ürettikleri ürünleri sergilediği ve sattığı yöresel ürünler pazarı kuruluyor. Köy meydanında bulunan tarihi çınar ağacı ise buranın önemli simgelerinden. Çınar ağacının 1221 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Tarihi çınar ağacı, fotoğraf çektirenlerin ve dinlenmek isteyenlerin mutlaka uğradığı doğal bir güzellik. Gölcük ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta yer alan ve Beylik köyüne sınır olan İrikli Düzü Yaylası Tabiat Parkı'na dönüştürüldü. İrikli Tepe Tabiat Parkı olarak anılan park içerisinde günübirlik kamp ve piknik kullanım alanları, seyir terası, bungalov evler, yürüyüş parkurları, mescit, çadır kamp alanları, macera parkı, kafe ve lokanta bulunuyor. Karadeniz bölgesinde yer alan Bayburt, yüz ölçümü ve nüfus bakımından ülkemizin en küçük şehirlerinden biri. Bayburt şehir merkezi yaklaşık 66 bin nüfusa sahip. İlçeler ve kırsal yerleşimlerle birlikte şehrin toplam nüfusu ise 80 bin civarında. Bayburt şehir merkezi, tarihi kalenin alt tarafına, Çoruh Nehri kenarına kurulu. Geçmişi M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanan Bayburt, günümüzde gözden uzak, kendi halinde bir kent havasında.
İl merkezindeki önemli kurumlar, sosyal yaşam ve ticari faaliyetler genelde Çoruh Nehri ve Cumhuriyet Caddesi etrafında toplanmış. Bayburt İl Merkezi'nin en önemli ve işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi. Valilik, belediye gibi kamu binalarının yanı sıra yeme içme mekanları ve konaklama tesisleri de bu cadde üzerinde bulunuyor. Cumhuriyet Caddesi gece gündüz her saat yaşamın olduğu bir cadde. Cumhuriyet Caddesi'nin kale tarafındaki girişinde Bayburt Saat Kulesi yer alıyor. Saat Kulesi'nin yapımına Cumhuriyet'in ilanından bir gün sonra 30 Ekim 1923'te başlanmış ve yapı 29 Ekim 1924'te de hizmete girmiş. Kule üzerinde 4 saat bulunuyor. Saat Kulesi'nin yerden yüksekliği yaklaşık 21 metre. Bayburt'un kuşkusuz en bilinen tarihi yapısı Bayburt Kalesi. Tarihi kale şehre hakim bir tepede bulunuyor. Zigana ve Kop dağlarından aşılarak ulaşılan Bayburt Kalesi, geçmişte Karadeniz'i Basra Körfezi'ne bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Şehrin kuzeyinde yalçın kayalar üzerinde inşa edilmiş olan kalenin yapılışı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. 1647 yılında Bayburt'u ziyaret eden Evliya Çelebi, kale içinde 300 evlik bir mahalle ile Ebu'l-Feth Camii'nin bulunduğunu yazar. Zaman zaman işgal ve tahribata uğrayan kale, son olarak 1828 yılında Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ruslar tarafından büyük çapta tahrip edilmiş. Bayburt Kalesi'ne Çinimaçin Kalesi de deniliyor. Kalenin bu isimle anılmasının nedeni ise içindeki çini süslemeleri. Bayburt Kalesi, Dede Korkut hikayelerinde geçen tarihi yapılardan biri. Bayburt şehir merkezine 39 kilometre uzaklıktaki Masat köyünde yer alan Dede Korkut Kümbeti, şehrin önemli tarihi yapılarından bir diğeri. 9. yüzyılda yapıldığı düşünülen kümbetin Dede Korkut'a ait olduğu rivayet ediliyor. Dede Korkut ya da Korkut Ata, Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltilip kutsallaştırılmış, bozkır hayatının geleneklerini, yaşayış ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı efsanevi bir bilge. Türklerin en eski destanı olan Dede Korkut kitabındaki hikayelerin anlatıcısı olan kişi. Dede Korkut'un doğumu, yaşamı ve ölümüyle ilgili pek çok farklı bilgi mevcut. Bayburt dışında Ahlat ve Azerbaycan'da da mezarının olduğu iddia ediliyor. Türk destanı olan ve gerek kültürel yaşamımız, gerekse edebiyatımız için paha biçilmez değerde olan
Dede Korkut hikayeleri 2018 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası temsili listesine kabul edildi. Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar Köyü'nde yer alan Baksı Müzesi, ülkemizin en farklı müzelerinden biri. Sıra dışı özelliklere sahip müzede, geleneksel sanatlar ve çağdaş sanatlara aynı çatı altında yer verilmiş. Müze içerisinde sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konuk evi bulunuyor. Müze seyirlik bir müze olmanın ötesinde bölgede yaşayan insanlara imkanlar sağlayan, eğitimler veren ve o topraklarda yaşamayı bir gurur ve mutluluk kaynağı haline getirmeyi amaçlayan bir oluşum. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Karatay Hanı, namı diğer Karatay Kervansarayı, Kayseri-Malatya Karayolu'nun üzerinde yer alıyor. Oldukça etkileyici ve abidevi bir görünüme sahip olan Karatay Hanı, 1240 yılında ünlü Selçuklu veziri Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmış. Kayseri-Sivas yolu üzerindeki Sultan Hanı ile benzerlik gösteren Karatay Hanı'nın içinde bir mescit, bir hamam ve türbe yer alıyor. Karatay Hanı, klasik Selçuklu kervansarayları planında bazıları yivli ve düğümlü olan takviye kuleleriyle bir kale görünümünde. Han yazlık ve kışlık bölümlerden oluşuyor. Avlu bölümü yazlık kısmı teşkil ediyor. Kışlık kısmının üzeri ise tamamen kapalı. Yapının avluya çıkan sivri kemerli yüksek giriş eyvanı heybetli bir görünüme sahip. Sağında kubbeli mescit, solundaysa içerisinde birkaç mezar bulunan çapraz tonozlu türbe yer alıyor. Hanın türbe ve sütunlarındaki kabartmalar Selçuklu taş işlemeciliğinin güzel örneklerinden kabul ediliyor. Karatay Hanı turistik ziyaretlere açık. Kırklar eline bağlı olan Baba Eski, batıda Edirne'nin Hafsa ilçesi, güneyde ise Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesiyle sınır komşusu. Kırsal ve merkezde toplam 48 binin üzerinde nüfusa sahip olan ilçe, Lüleburgaz'dan sonra Kırklar elinin en kalabalık ilçesi. İlçenin büyük kısmı ova üzerine kurulu. Bu nedenle tarımsal üretim gelişmiş durumda. Baba Eski çevresel olarak daha az kirlenmiş ve Ergene Nehri'nden etkilenmeyen bir yerleşim yeri olmasının yanı sıra Trakya'nın sakinliğini de yansıtıyor. İlçe aynı zamanda önemli yolların geçiş güzergahında yer alıyor. İstanbul'u Edirne ve Avrupa'ya bağlayan otoyol Baba Eski'den geçiyor.